Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere bir veya birden çok kritere göre bir tablodaki verileri toplamayı anlatacağım. Tek bir kritere göre veri toplamak için ETOPLA formülünü kullanıyoruz. Birden çok kritere göre toplama işlemi yaptırmak istiyorsak ÇOKETOPLA formülünü kullanıyoruz. Öncelikle belirtmek isterim ki toplamları almayı pivotta da yapabiliyoruz ama pivotta her defasında tablo açılımında yenile yapmamız gerekiyor ve kriterleri daha kısıtlı kullanabiliyoruz. Ama istemiş olduğumuz bir tablonun içerisine verileri toplatarak getirmek ve her defasında herhangi bir değişiklikte güncellenmesini sağlamak istiyorsak kullanacağımız değişmez formülümüz etopla ve çok etopladır. Mutlaka işinize yarayacağını düşünüyorum. İlk önce tek koşullu etopla olarak formülümüzü yazalım. Eşittir etopla diyoruz. Burada aralık diyor. Hangi koşula göre toplam getirteceksek koşulumuzu belirliyoruz. Ölçüt aralığımızı ve hangi ölçütü istiyorsak ölçütümüzü işaretliyoruz ve toplam aralığı olarak biz toplam satış miktarını istediğimiz için miktar kısmını seçiyoruz. Ve parantezi kapatıp Enter'a basıyoruz. Burada plasiyer 1'in toplam satış içerisindeki satış miktarını bulduk. Şimdi aynı şekilde plasiyer 1'in toplam satış içerisindeki satış tutarını bulalım. Eşittir etopla aralığımız ölçüt aralığı plasiyer 1 ölçütümüz plasiyer hücresi ve toplam aralığı da tutar kısmı bu defa. Parantezini kapatıyoruz ve enter'a basıyoruz. Sadece sınama anlamında şurada bir rakam değiştirmek istiyorum. Gördüğünüz üzere kendiliğinden rakamları güncelliyor. Sizin ayrıca bir güncelle veya yenile gibi bir eylem yapmanıza gerek kalmıyor. Şimdi formülümüzü aşağı doğru indirdik. Sırada birden çok koşul ile toplamları getirtmek var. Yani plasiyer 1'in bulgur satış miktarını, bulgur satış tutarını, pirinç satış miktarını ve pirinç satış tutarını getirmek istiyoruz. Formülümüzü yazıyoruz. Eşittir çok etopla. Burada etopladan değişik olarak aralık toplamını ilk önce vermemizi istiyor. Miktar kısmını aldım burada çünkü bulgurun toplam satış miktarını alacağım. Aralık toplamını ayırdıktan sonra ölçüt aralığımız 1, satış temsilcisi sütunu, ölçütümüz satış temsilcisi hücresi. Birinci koşulumuzu yazmış olduk. Ölçüt aralığı 2, biz ne istemiştik? Bulgur satış miktarını. Ölçüt aralığımız ürün. Ölçütümüz burada metinle bulgur yazmak istiyorum. Ve parantezimizi kapatıyorum. Aynı şekilde tutarı da getirtelim. ÇOKETOPLA. Aralık toplamımız tutar kısmı. Ölçüt aralığımız bir satış temsilcisi. Ölçütümüz satış temsilcisi hücresi. Ölçüt aralığı 2 ürün. Ölçütümüz bulgur. Metin olarak tırnak içerisinde yazıyorum ve parantezi kapatıyorum. Plasiyer 1'in bulgur satış miktarı ve bulgur satış tutarını getirdik. Formülü diğer bir şekilde ikinci arama kriterini hücreden alarak yapmak istiyorum. Eşittir ÇOKETOPLA aralık toplamımız miktar, ölçüt aralığımız bir satış temsilcisi, ölçüt hücremiz satış temsilcisi seçtikten sonra ölçüt aralığı 2 olan ürünlerimizi işaretleyip ölçüt olarak pirinç seçiyoruz ve bunu F4 ile sabitliyoruz. Formülümüzü aşağı indirdiğimiz zaman pirinç hücresi sabit kalsın istiyoruz. Parantezimizi kapatıp enter'a basıyoruz. Aynı şekilde tutar için yapalım formülümüzü. ÇOKETOPLA Toplam aralığımız tutar. Ölçüt aralığı bir satış temsilcisi. Ölçütümüz satış temsilcisi hücresi. Ölçüt aralığı 2 ürün. Ölçütümüz pirinç. F4 ile sabitliyoruz. Parantezimizi kapatıyoruz. Bu şekilde plasiyerlerin toplam satış içerisindeki bulgur satış miktarını, bulgur satış tutarını, pirinç satış miktarını ve pirinç satış tutarlarını ayırmış olduk. Üçüncü koşulumuzu yazmak istiyorsak, burada eşittir ÇOKETOPLA diyoruz. Belirteceğimiz bir tarihteki satış temsilcisine ait bulgur satış miktarını, yani 3 ayrı kritere göre istediğimiz toplamı buraya getirteceğiz. ÇOKETOPLA dedik. Aralık toplamımız satış miktarı. Ölçüt aralığımız bir plasiyer sütunu. Ölçütümüz plasiyer. Ölçüt aralığımız 2 ürünler. Ölçütümüz ürün sütunu. F4 ile sabitliyoruz. Şimdi de üçüncü ölçüt aralığımız tarih ve belirleyeceğimiz tarih. Bunu da sabitliyoruz ve parantezimizi kapatıyoruz. Burada bulgur ismini ve tarihi sabit yapıp satış temsilcisi kriterini değişken bırakarak formülü aşağı indirdiğimizde diğer hücrelerin sabit kalmasını ve bunun diğer plasiyerlere de yansımasını sağladık. Şu an gelen veriler boş gibi görünse de tarih yazdığımız zaman veriler kendiliğinden dolacaktır. İkinci formülümüzü tekrarlıyorum. ÇOKETOPLA dedikten sonra aralık toplamımız bu sefer tutar. Ölçüt aralığı bir plasiyer. Ölçüt aralığı 2 ürünler. Ölçüt F4'e basıp sabitliyoruz. Üçüncü koşulumuz olan tarihi seçiyor ve hücremizi tekrardan dondurarak enter'a basıyoruz. Dilersek formülümüzü kopyalayarak eşittirden sonraki kısmı almak kaydıyla, eşittir almadan, çünkü eşittir alırsak eğer formül kendiliğinden kayma gösterecektir. Burada sadece pirinç seçeneğini seçeceğimiz için ek olarak bulgur yerine E sütununu getiriyoruz. Pirinci seçmiş olduk ve enter'a bastık. Aynı şekilde eşittir dedik. Bakınız D24'te yine yapıştırdığımız kısım. Bunu da bu kez hangi hücreye denk geliyor ise F yazıp enter'a basıyoruz. Bu şekilde formülümüzü aşağı indiriyoruz. Testimizi yapalım. Herhangi bir tarih, burada bulunan bir tarihi yazalım. Gördüğünüz üzere o tarihteki plasiyerlerin satış miktarlarını, bulgur satış miktarlarını ve bulgur satış tutarlarını getirdi. Tekrar burada pirinç içerisinde plasiyer mesela 4-3 yaptığımız zaman, 04-03-2022 yaptığımız zaman 4-3-2022'de bir veriyi değiştirelim. Plasiyer 3'ün verisi değişmiş olacak. Her alanda da kendini güncellemiş olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı, yeni bilgileri kaçırmamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.